Öncelikle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın vizyon belgesi olarak hazırladığı bir belge, öyle söyleyeyim. Sadece Aile Bakanlığı'na bağlı, il kurumlarına bağlı bir mesele değil. Bu dönem aslında biraz daha farklı bir çalışma biçimi de ele almışlar. Bunu elbette ki yerel yönetimler seçimlerinde yaşadıkları kayıpla da görmek gerekiyor. Çünkü aynı zamanda yerellerde bir çalışma yapıyorlar ve bunu bakanlıklar üzerinden yapacaklar. Sadece Aile Bakanlığı değil demiştim, Diyanet'ten tutun Eğitim Kurumu'na gibi birçok bakanlığın da, yani toplumu ilgilendiren birçok işin, Diyanet olsun, Eğitim Bakanlığı olsun, Gençlik Bakanlığı olsun, bunun gibi aslında birçok bakanlık üzerinden yeniden bir inşa sürecini götürüyorlar. Biliyorsunuz 22 yıllık AKP iktidarı her dönem kadına yönelik politikalar üzerinde ya söylem geliştirmiştir ya da fiili icraatlarla aslında bir nevi kadını toplumsal özne olmasını gerileten kararlar almıştır. Ve kadın mücadelesi de aslında her seferinde bunu dile getirmiş ve buna karşı gündemler oluşturmuştur. İlk günden beri aslında AKP iktidarının hem İstanbul Sözleşmesi'ni bir yandan imzalayıp ama her seferinde kadın gündemlerini hedef alan söylemleriyle birlikte son süreçte İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi, 62-84'ü tartışmaya açıyor olması, ki zaten 9. yargı paketinde de yine bu alana dair bir müdahale söz konusuyken, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın da vizyon belgesini inceledi dediğimizde aslında yeni bir kadınlık, yeni bir aile inşasının söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Bunu nasıl yapacaklar? Bir yandan eğitim müfredatıyla oynayacaklar. Diyanetin daha çok söz sahibi olduğu ve kendine göre makul insanların yetişebilmesi için uğraşacaklar. Ama bir yandan da yerel yönetimlerde kaybetmiş oldukları alanlara karşı da Aile Bakanlığı üzerinden yeni kurumlar inşa etme. Bugüne kadar çok defa aslında kadın örgütleri kreşten tutalım birçok mesele kadar taleplerde bulunurken, hem kendi yerel yönetimlerinde hem de bakanlık aslında bu alana ses vermezken, sadece bir iki kelime oyunuyla aslında bu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın sanki kadınlara da yararı varmış gibi bir vizyon belgesi hazırladılar. Ama nasıl, ne süreçte bunlar olacak? Peki kimin denetiminde? Yine karşımıza Diyanet çıkıyor, yine Milli Eğitim Kurumları çıkıyor ve bu kurumlar ne yazık ki erkek egemenlikçi, cinsiyetçi kurumlar ve her seferinde belli bir kesimi hedefine alan kurumlar. Peki böylesi bir kurumsallaşmanın içerisinde yerellerde yapılacak çalışmaların elbette ki riski var. O yönüyle biz hem mecliste hem de bulunduğumuz alanlarda aile ve sosyal politikaların iktidarın tüm kurumlarıyla yapmış olduğu bu mekanizmalarını yeniden inşa etme süreci hem takip ediyoruz hem teşhir ediyoruz. Bunun önünde aslında set olmaya çalışıyoruz. Ama aynı zamanda bizim de bir yerel yönetimler politikamız var. Hem Türkiye'de hem Kürdistan'da aslında aile çalışması dediğinde biz elbette ki aileye karşıyız. Ama bu ailenin nasıl olacağı, nasıl bir inşa sürecinin içerisine girdiğimizde kadın erkek eşitliğinden, çocukların hakkından, gençlerin bireysel örgütlenme hakkından tutun toplumsal örgütlenme hakkına kadar bunları kararını aslında insanların vermesi gerekiyor. Toplumun kendisi vermesi gerekiyor. Ama buradaki nihai hedef ne yazık ki iktidarın üstten bir şekilde müdahale ederek her türlü istismar alanlarını oluşturarak bir şekilde aslında kadınların toplumsal statüsünü geriye götürme ama aynı zamanda toplumdaki her bireyin hakkına müdahale eden bir sürecin içerisine girdiğimizi söyleyebilirim. Bakanlığın bugüne kadar hem AKP iktidarının da 22 yıllık sürecinde de baktığımızda aslında hiçbir zaman eşitlik vurgusunu, özgürlükler vurgusunu, temel insan hakları meselesini göz önünde bulunduran belgeler hazırlamadılar. Daha çok bu alanlara müdahale etme süreçleri oluştu ve bunu yaparken de kutuplaştırma siyaseti üzerinden yaptı. Günü geldi kadınları kutuplaştırdı, günü geldi Kürtleri kutuplaştırdı, günü geldi farklı kimlikleri kutuplaştırdı, inanç kimliklerini hedefine koydu. Gençler ve toplumdaki birçok kesimin aslında temel örgütlenme haklarının da önüne geçecek çalışmalar yürüttüler. O yönüyle de bu vizyon belgesi topluma özgürlük mü getirecek ya da eşitlik mi getirecek? Gerçekten toplumda kadın yönelik şiddet kaybolacak mı derseniz tam tersi besleyen, derinleştiren bir mesele. Ve söylediğim gibi sadece bir bakanlık işin içinde yok. Neredeyse bütün bakanlıklar var. Adalet Bakanlığı bunun içerisinde var. İçişleri Bakanlığı var. Birçok konuda aslında çalışma ve istihdam dediğimiz alanlara kadar müdahale eden bir süreç. Mesela örnek verirsek diyor ki kadınların iş hayatına katılımını sağlamak. Ama bunu yaparken aileyi güçlendirmek istiyor. Ailenin iş hayatına katılması. Bu ne demektir? Sermayenin de memnun kalacağı ama kadınların da evin içerisinde hem bakım hizmetlerinden hem de esnek çalışma meselesine kadar aslında bir sömürü düzenine götürüyor. Yani bir yandan sermayeyi memnun etmeye çalışıyor ama bir yandan da kadının temel haklarını, yoksulluk gibi bir mesele içerisinde kadınlar boğuşurken ben sana esnek çalışma modeli vereceğim diyor ve sen onun üzerine
üzerinden hem çocuk bakacaksın, hem yaşlı bakacaksın, hem de üretim alanına dahil oluyormuş gibi gösterecek. Ve bunu yaparken de aslında en asgari ücretin de altında bir sömürü düzeni olacak. Gençlerle yaptıkları protokol de böyle. Yani bir yandan ucuz iş gücü olarak görüyor ama aynı zamanda da eğitim kurumundan da uzaklaştırmaya çalışıyor. Ya da Diyanet'in müdahale ettiği bütün o süreçlerin hepsinde. Bu var, yani bir rıza üretme süreci var. Biz bu yönüyle de zaten toplumu çökertmeye çalışan bir iktidar var. Her türlü örgütlenmesini, her türlü hak adalet meselesinin ortadan kalkması için uğraşan bir iktidarın bu vizyon belgesiyle de aslında toplumdaki o direnmeyi, toplumdaki o eşitlik, özgürlük meselesini aslında ortadan kaldırmak istiyor. Bunu yaparken de en çok aile dediğimiz alana müdahale ediyor ve bu yönüyle aslında bir karşı çıkma var. Yoksa hani aile, evet, herkesin bir ailesi var. Ve bu ailenin en önemli meselesi aslında toplumdur yine. Toplumla ilgili olan sorunları nasıl aşıyor meselesidir. Burada herkesin hakkının olduğunu, çocuğun, gençlerin, kadının, yaşlısının, engellisinin, yani yok sayılan herkesin aslında hakkının olduğu bir aile biçimine, bir öğretisine aslında ihtiyaç var. Yoksa diğer türlü her gün şiddet gördüğümüz, çocuk istismarlarının yaşandığı, erkeklerin kendini her türlü şiddeti hak olarak gördüğü, sermayenin kadınları, gençleri sömürdüğü ve bunu da rızasını aldığı aile meselesi üzerinden götürmek elbette ki en çok sömürü düzenine yarayan bir mesele. Eşitlikten, özgürlükten, hak adalet mücadelesinden bahsediyorsanız ve bu toplumun en önemli yapı taşı aile dediğimiz alansa bunu öyle okumak lazım. Daha demokratik bir aile için neler yapılabilir? Kadın ve erkeğin eşit haklara, özgürlüklere sahip olduğu bir aile biçimi nasıl olabilir? Gençlerin gerçekten ailede şiddet görmediği, çocuk istismarının yaşanmadığı ve bununla mücadele eden bir aile perspektifi olursa hem toplum aslında kendisini o noktada bir öğretiye, bir bilince sahip olur ki bu da aynı zamanda bir öz savunmasıdır kendisinin. Hem de aslında yasalardan tutan birçok meselede kadınların kazanmış haklarına bir saldırı haline gelmez bu mesele. Tam tersine kadınların haklarının kazanımını görür. Çünkü kadının özgürleştiği bir toplumda aslında toplum özgürleşebiliyor. Kadının güçlendiği gerçekten ama iktidarın istediği şekilde değil. Kadınların, kadın örgütlerinin, kadın hareketlerinin, kadın mücadelesinin bin yıllardır buna dair emek vermiş olan herkesin aslında istediği şey budur ki aslında bu şekilde bir demokratik aile meselesi hayata geçirilebilir. Yani bir demokratikleşme sürecini ailede de görmüş olabiliriz. Daha çok mücadele etmemiz lazım. Çünkü iktidar 22 yıldır aslında hem sözle hem eylemle birçok noktada fiili olarak da bunları hayata geçirmeye çalışıyor. Mevcut haliyle de baktığımızda bütün kurumları bu şekilde dizayn edilmiş. Erkek egemenlikçi ve cinsiyetçi. Bu yönüyle de biz kadın örgütleri, kadın meclisleri, DEM Parti'nin işte yerel yönetimlerde oluşturduğu bütün mekanizmalar aslında hem toplumun öz savunması hem kadınların öz savunmasını oluşturan bir şey. Çünkü iktidar kadın düşmanı ama bizler de kadın örgütleri de kadın mücadelesi yürüten herkes de aslında bu düşmanlık hukukunu bir yandan teşhir ederken ama kadın özgürlük mücadelesini de hem yerellerde hem toplumda daha iyi bir şekilde fiiliyata geçecek, resmileşecek, yasaları da önüne alacak bir şekilde mücadelemizi devam edeceğiz.